hocamın önemli katkı sunduğunu düşünüyorum. Şimdi bu gri başka bir hikaye yine açıklama yapıyor. İki tane şartımız kaldı. Onu tamamlayacağız da ondan sonra gireceğiz de falan. Peki bu iki şart ne? Niye onları açıklamıyorsun? Biz mesela KİT komisyonu raporlarından sonra bankaların, kamu bankalarının kullandığı kredilerin yanlış kullandırıldığını, doğru bir şekilde sermaye birikimine hizmet etmediğini. Çünkü ben bu bankaları niye kurmalı bu bankalar? Sermaye birikimine hizmet edeceksin. Oradan üretime dönecek değil mi? Ama bu bankaların hiçbirisi kullandırdığı kredilerde Türkiye'de bir sermaye birikimine hizmet etmediği gibi haksız zenginleşmeye yol açıyor. Hiçbir objektif kriter bu kredilerde uygulanmıyor. Ve bunların birçoğu batık krediler haline geliyor. Ve biz bunları paylaşıyoruz. Paylaştığımız zaman kamuoyuyla bana mesela 3 tane dava açtı bankanın birisi. 3 kere 100. En son dedim ki bu eğer buna dava açmışsanız bir daha söylüyorum dedim, bir daha açtı. Bunu söylemeye devam edeceğiz cesaretle. Ama dolayısıyla bu işin müsebbibi bir, başkanlık rejimi. İki, güven. Peki çözebilirler mi? Yani çözebilirler mi sorusunun cevabı bir kere başkanlık sisteminin tek adam rejimiyle ilgili yetkililerini tırpanlamaya niyetleri var mı? Göreceğiz onları. Yok. Hiçbir niyeti yok. Dolayısıyla toplum yoksullaşmaya devam edecek. Bir kesim zenginleşecek, fakirleşmeye devam edecek. Ya, kitapta bile zenginlikle güzellik vaat edilirken hani diyor ya Allah'a yakın olur diyorlar fakirlik. Cennet vaat ediyor Allah insanlara iyi yaptığı işler için. Yani zenginlik vaat ediyor. Sen niye fakirlik vaat ediyorsun? Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben bu noktadan çıkışın kolay kolay olamayacağını, faturanın daha başında olduğunu düşünüyorum. Bunu da isteyerek söylemiyorum. İsteyerek söylemiyorum. Keşke başarsınlar. Bize desinler ki bak başaracağız. Şuradan bir tutun. Biz başaracağız. Bunu desinler tutalım ama bunu da demiyorlar. Bunu da yapmıyorlar. Ve şimdi Türkiye'yi işte Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın kapısında rezil ediyorlar. O Birleşik Arap Emirlikleri ki 15 Temmuz darbesinin müsebbibi olarak gördüğün, şerefsiz ilan ettiğin Birleşik Arap Emirlikleri. Gerçi ben hani bir sermaye bulma açısından sermayenin şerefi şerefsiz olmaz ama paranın. Bak orada bile bir politik taviz veriyoruz. Türkiye'nin jeopolitik avantajları kayboluyor. Bu adamlar Türkiye boşuna mı gelecekler yani? Türkiye boşuna mı gelecekler? Gidip bizim mesela herhangi bir dağa yatırım mı yapacaklar? Yoksa bizim sahillere, limanlara mı göz koyacaklar? En stratejik yerlerimize mi göz koyacaklar? Bu adamlar neyi bekliyorlar şimdi? Dolar biraz daha artacak. Türkiye'deki şirketler biraz daha ucuzlayacak. Bu sadece kamu şirketleri değil, bazı kıymetli özel şirketler de ucuzlayacak. Ve bütün bunların hepsini nasıl alabiliriz ve Türkiye'de istediğimiz atı nasıl oynatabiliriz peşinde koşacaklar. Sonuç itibariyle evet, bu hükümetin bu haliyle çok umutlar olmak mümkün değil. Biz bunları söylediğimizde de genelde şöyle, ya siz de suçlusunuz, evet bizim de eksiklerimiz var ve bunun eleştirisini, öz eleştirisini yapmak durumundayız. Fakat bu şunu gerektirmez. Bir iktidar eleştirisi yapmadan önce, Türkiye'de böyle bir alışkanlık var. Önce bir muhalefete bir sallayalım daha güzel. O çünkü oradan ses çıkıyor. Önce bence bir kuvvetli bir şekilde iktidara büyük bir eleştiri yapmaktan da vazgeçmemeliyiz. Peki. Birilerinin dediği gibi de, bakın şimdi operasyon başlamış. Külünk de diyor ki operasyon diyor bu işler. Onu ayrıca, tepkileri ayrıca yani konuşacağız. Bir de çünkü Destici'den açıklama var. Yeniden Refah Partisi'nden geldi genel başkanından, Erbakan'dan. Bir de Külünk'ün açıklaması da çok ilginç. Bakın, onu da ayrıca konuşacağız. Toplumu nasıl kandırdılar? Şu doğalgaz, Karadeniz doğalgazı diye. Türkiye'de tüketilen doğalgazın %99.08'i hala ithal doğalgaz. Sadece 0.92'si yerli üretim. Dolayısıyla insanlara böyle faturalar gönderip kandırmak bir iktidara yakışmaz. Seçimden önce insanlara böyle umutlar verip seçimin hemen ertesi zam yapmak gayri ahlaki bir durumdur. Dolaylı vergileri arttırarak buna çözüm bulmaya çalışmak bence daha büyük bir problemdir. Çünkü dolaylı vergiler herkesten aynı oranda alınan vergidir. Herkesten aynı oranda ve ne yazık ki temel tüketim oranlarında arttıran vergidir. Dolaylı vergilerin olması gerekli. Ama bu kadar yüksek oranlarda 60'ları geçip 70'lere yaklaşması toplumu aslında kabul edilebilir bir şey değil. Gelir dağılımı adaletini de bozar bu.